Sorayım ama. Ben sana soracağım. Bana ne soracağım babacığım? 32 farzı soracak hali yok. Ulan bırak ha, 32 farzı ben bilmem. Farzdan bunu anlamam ben. Şöyle kurban edeyim. Kendini ifade et desem ne yaparsın? Neyi? Neyi? Kendini ifade etsem. Kendini ifade et desem, kendini anlat desem nasıl anlatabilirsin? 1954 doğumluyum. Özgür Sorgun Bahadınlıyım. Ankara'da 25 sene bir sitede kapıcılık yaptım. Hı. Köye geldim, ev yaptım, bar yaptım, işte sürünüp geliyor hoca. Senin teknik özelliklerin ne? Abo, benim teknik özelliklerim şeyi çok severim. Bağ çişini çok severim. Hobi? Hobi abo. Çok severim. Bağ bahçeyle uğraşırım diyorum. İşte severim, yetiştiririm. Uğraşmayı ağaçları severim, diyorsun. Hayvanları severim. Hı. Kediyi köpeği çok severim. Ha, hocam da biri şahit olsun hocam. Niye kediyi köpeği daha çok severim? İnsandır ya bunlar da, bir hayvandır, canlıdır ya hocam. Hı. Vallahi billahi. Bana göre bazı insanlardan daha değerliktir biliyor musun? He. Vallahi billahi. Bazı insanlara göre onlar daha değerli. Ama o daha değerlikli. Hı. Allah'ın doğrusu. Abi de benim torunum. Değil mi? Kaçta da torunun var? Torun, bak bu tarafa torun. El salla, kamerayı el salla. Bu yolda TV nereden çıkıyor hocam? Televizyonlarda var mı? Televizyonlarda var mı? Televizyonlarda var tabii. Avrupa'daki bütün televizyonlar internetli. Açıyorlar, giriyorlar. YouTube kanalımıza Yozgat TV yazıyorlar. Direkt izliyorlar. Aynen öyle. İstersen uyduya geçirelim mi Yozgat TV'yi? İster misin yani? İsterim mi? İstemek mi? Ver 10 trilyon hemen geçirek. Kaç? 10 trilyon. 10 trilyon mu? Ben bir vartel ederim ya. Destek yok ki memlekette. Memlekette destek yok ki. Ne yapalım? Destek kalmadı ki. Neden destek olacak? He. Ne destek kaldı ki memlekette? Ne kaldı ki? Bak Bahadını da 7 gün boyunca çekelim dedik. Bütçem yok dedi. Bütçesi olsaydı Bahadını 7 gün boyunca çekerdik. Doğru söylüyorlar vallahi. Yok la. Yok muydu? 1000 lira veremezler miydi? Ya verirler, verir onu verirler bak koyunlara. Söyle o zaman öyle şöyle, bak, söyle bak, dernek öyle... başkanına Yozgat TV gelsin çeksin de. Ya 1 milyar mı? He 1 milyara 7 gün boyunca çekecek. Ula valla para deli. Aha yüzü benden olsun la, 100 lirasını ben veririm. Vermiyorlar çek işte yüzüne... ya. Ula valla ben veririm 100 lirasını, çekin bir hafta benim koyumu. Değil mi? E ne olacak sanki la, 1 milyar dediğin bir şey değil mi yani? Ne i̇şte, param mı la? Memlekette destek yok amcam, anlıyorsun değil mi? Bir de şimdi... bana soruyorsun ya Yozgat TV niye uyduda yok diyorsun ya. Eski yaşlıyım olaydı işte sebebi bu. Anladın mı? Ya. Ama biz cuma, cumartesi, pazar ne yapacağız? Vallahi iyi bir şey yani. Biz cuma, cumartesi, pazar Özler Şenliği'ne gideceğiz. Boğazcan'ın Özler Şenliği var ya. Ha. Orayı çekeceğiz. Ay, burayı çekmeyeceğiz. Sağ olsun de. Dernek başkanı 2000 lira verecek bize. Orayı çekeceğiz. Ne yapalım? Dernek başkanı kim bizim bu hoca? Adı ne? Özler'in dernek başkanı. Yok buranınki kim? Buranınki, buranınki aşağıda parttaymış. Görüştük kendisiyle. Kim ise gelsin. Yaptık. Gelsin 100 lirasını ben vereyim. İşte neyse vallahi yeni vereyim. Seneye temel atak da artık bu, duysunlar. Önce yeni sene önce gel beni vur. Tamam, gel beni vur ben veririm. Ya. Seneye 1 milyarını ben veririm. Bu vallahi veririm. Var ya duysunlar ha. Dernek başkanı şu da yeni sene milyar... Yozgat TV'yi buraya getirek işte. Bir zat Gazel'in yanına geleceğim. Bana Gazel baktı Karadeli. Bizden olsun demesi ha, lazım bak, değil mi? Bana Gazel Bahtı Kara derler. He. Gazel ismim soyadım Bahtı Kara. Seneye gel ben vereceğim bir haftalık şeyini vereceğim. Vallahi. Vallahi vereceğim. Yeni sen o zaman seni sponsor yapak o zaman. Yapak başkanım, vallahi. Başkanım, vallahi yapak. Hiç uğraşma vallahi. Hele var ya belediye başkanımız telefonunu da kapa diyor. Kapalı. Ne acemi mi acaba? Dün daha önceki gün aradım. Tam 7 kere aradım. Belediye başkanını kapatmış. Davut Paris diyecekti ya. Yok abi. Vallahi. Ulan söz veriyorum bak. Söz veriyorum ha. Müşteren başkanım sana sesleniyorum burada. Söz telefonum kapalı bak, hep. Müşterem. Aradım kapalı. Buradan duymuş ol. Değil mi? Hah kapatma. Telefonunu kapatma, aç. Bir belediye başkanı telefonunu kapatmaz. Asla kapatmaz. Ha. Gece bile kapatmaz. Değil mi? Ağacın durumu oldu. Telefonunu kapatmaz. Meşgul. Ciddi misin? Abi. Telefonum nerede? Vallahi kapalı. Ben şimdi arayayım mı? Ara. Aha ben arıyorum, ben de açmıyorum. Ara. Ara. Bak çıkar ararsın. Ara, tamam ara. Ben arayınca açıyorum. He? Baba, sen ben imamsın. Seninle bir şey iste belki. İsmini kullan. Ben çok isterim onu. O zaman iki tane numara kullanıyor. İki tane numara kullanıyor. Hadi bay. Söz veriyorum yeni sene 1 milyarım benden. Yozgat TV niye getirmedin? Sponsor olarak beni kullanacaksın tamam mı? Tabii seni sponsor yapacağım. Tamam seni vallahi yapacağım. Boy resmini söz vereceğim. Söz vallahi gelmezsen ben de seni karışmam bak ha.
Tamam, sen sponsor olmasın. Tamam, ben sana 1 milyar vereceğim sana. Kim hangi TV geliyor? Lan 1 milyar dediğin ne para mı lan? Açmıyor bak, açmıyor. Bak, biz geliyoruz, 4 gündür biz geliyoruz. Ne açmıyor? 10 yıldır ben geliyorum. Bak 10 yıldır şuraya geliyorum. Ay. Her fırsatta geliyorum. Üzüldüm sana işte, vallahi ya. Üzüldüm. Bak 4 gündür geliyorum. Hiç kimse mazot parası da vermedi biliyor musun? Cebimden harcıyorum. 400 lira param gitti biliyor musun? Seneye benden gel al. Koya gel Gazel Bahtı Karak. Kim de yanıma gel. Söz mü? Söz hem de namus şerefsiz. Yapacağım. 1 lira 1 lira tık sayacağım vallahi tamam. Sana. Evet izleyiciler. İzleyiciler bak. Bahadan Gazel Bahtı Karak dele. Bak başka bir gün açmadı telefonu. Koyamadım şu sakalının tadına. Ya. Sakalını sevdim, saçını sevdim. Teşekkür ederim amca. Şöyle bir el salla. İzleyenlere, Bahadınlara. Belediye başkanımıza da selam söyle. Kardeşlik. Telefonum açsın. Yozgat TV'nin telefonunu açsın. Bir dakika sana cevap vereceğim amca. Kamera açık şu anda. Şey, hoca. Belediye başkanı, akrabası. Dayısı. Akrabası bak açmadı ama. Hiçbir TV gelmiyor. Oysa Yozgat TV gelebilir değil mi? Uzayan kol bizden olabilir değil mi? Olabilir değil. Yozgat kim, neden gelişmiyor? Kim geliyor acaba? Neye kim geliyor amca? Hangi TV geliyor? TV, MIVI gelmiyor. Ya. Biz gelecektik, bütçemiz yok dedi. Ben her gün geliyorum o kaldıktan sonra. 10 yıldır da geliyorum. Dilaver başkanım sağ olsun ya. Dilaver başkanım var ya, bir tane başkanım da. Yozgat TV hiç gelmese var ya destek verirdi biliyor musun? Dilaver ondan önce Şimşek Türker gerçekten hiçbir şey yapmasa memleketimizin televizyonu derdi desteği hiç esirgemezdi. Ama Yurtsever Başkanım başkan olduktan sonra artık telefonumuzu açmıyor. Ya açar da ben küstüm. Yok telefonu kapalıydı. Ya 2 tane telefon kullanıyor. Ya ikili. Tamam birini kapalı o zaman. Müzimsüzlere cevap benim vermiyor. Önemlilere açıyor. Benimki çalıyor açmıyor. Aa seni de açmıyor değil mi? He çalıyor. Başkanım yapma böyle. Yapma en azından dönebilirsin. Görüşme yaparlarmış. Ben biraz önce görüştüm. Yarım saat önce. Neyse her şey şaka şuka. Görüşürüz arkadaşlar. Seviyorum seni başkanım. Başkanım kardeşliğim. Yeni sene sen sponsorsun. Yeni sene tamam sponsor benim ha. Hiç tamam. Kafana takma. Nami sana çekeyim yatırayım tık. Anında görüntü. Tamam. Ya benim gibi bir adamın nasıl şey yapmaz. Sen benim ya gibi adamı da tanımamışsın. Ne dedi biliyor musun? Özlerin dernek başkanı ne dedi biliyor musun? Yozgatlılar dernek başkanı. Sen olmazsan dedi olmaz dedi. Kaç liraya çekiyorsun dedi 1000 lira. Sana 2000 lira para dedi. Sen hiç, geleceksin hiç şey dedi. Valla, bir şey der valla. Düğün salonundan gelsen kaça getireceksin. He. Valla bir salondan. İşte o yüzden memleketimiz gelişmiyor. Amca anlıyorsun değil mi? Kurban oldum. Ya, neyse görüşürüz arkadaşlar. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Bahadır şenlikleri devam ediyor. Pazartesi, salı, çarşamba. Bugün 3 gündür Bahadır kasabasındayız. Yine Bahadır kasabasında yanımızda bir din görevlisi, evet. İmam kendisi. Kendinizi bir anlatır mısınız hocam? Ben Samsun Üniversitesi Köprülü'yüm. İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 7,5 yılda kadrolu imamım. İsmim evet. Yusuf Mötür. Buradan önce 3,5 yıl Çekereğen Karaağacılı köyünde imamlık yaptım. Şu anda da 2 senedir de Bahadır'da görev yapıyoruz. Bahadır'ın Alevi olması sebebiyle bir imam olunca tabii arada bir kültürel bir farklılık oluyor. Hani Alevi yerde imamlığın yapmasına dair zorlukları var. Kendi açısından da bazı kolaylıklar var. Bunun tabii ki bunun içindeki zorlukları şu. Kültürel olarak aradaki farklılıklar var. 20 tane tavşanın var. Evet. Ben tabii ki burada kim ne diyor? Alevi olarak Çekereğen Alevileri de var. Burası da var ama buranın kültürel açısından Yozgat'ın kültür seviyesinden 20 yıl ileride bir yer. Bahadır. Evet, yani insanı gerçekten. Bahadır gerçekten yani. 20 yıl ileride bir kültür yaşayan birisi. Ben de burada geldim ve daha önceki göre yaptığım yerlerde herhangi bir hayvan besleyemiyordum. Benim hayvan hobim var. Evet. Hem ticaretini yapıyorum, hem ticaret yapıyorum, hem hayvan iş yapıyorum. Kuluçka makinelerim var, bundan üretim yapıyorum. Aynı zamanda da işte buradaki köydeki gençlerim, o hayvanlar sayesinde bir araya topluyorum. Onlarla birlikte bu hayvanlar sayesinde bir iletişim kuruyoruz. Onları severken biz kendimiz de sevdirmeye ve kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde İslam'ı da tanıttırmaya çalışıyoruz. Muhabbetle birliktelik oluşmaya çalışıyor inşallah. Bahadır'ın da tabii ki bu kültür seviyesinin yüksek olmasından dolayı biraz ilahi bilgilerimiz de hani değişecek, zorlayacak sorular zor olabiliyor. Bunlara da cevap verebilmemiz için Allah'a şükürler olsun ilahiyat bilgimiz yeterli seviyede olabiliyor. İnşallah burada da İslam'ı en güzel şekilde hoşnutluğunu anlatmaya devam edeceğiz. Peki hocam benim birkaç tane sorum olacak. Sorayım mı? Tabii ki.
Çalıştığım yerde. Hocam sabah ezanında cemaat kaç kişi oluyor? Cevap. Bahadır'da sabah ezanında kışa doğru 2 veya 3. Kaç kişi oluyor? Şu anda bir ben, bir de sağımdaki ve solumdaki meleklerle 3 kişi oluyoruz. Tamam, 3 kişisin. Öğlen namazında Bahadır'da kaç cemaat oluyor? 5 tane oluyor. 5 tane oluyor. Öğlen 5 tane. Evet. Onlar kimler? İsimlerini bir söyler misin? Şimdi şöyle, burada Duran Erdoğan, Rıza Çıtak, daha sonra burada çalışan birkaç tane inşaatçılarımız var. Onlar geliyor. Aynı zamanda burada normalde öğlene 10'a kadar çıkabiliyor sayısı. İlkindi ve akşam kaç cemaat oluyor? İkindi de aynı şekilde aynı sayıya ulaşabiliyoruz ama akşam ve yatsıda sadece... Sana da gelecek sıra. Akşam ve yatsıda sadece bir kişi veya iki kişi dışarıdan gelenler oluyor. Evet. Peki hocam Cuma'da kaç kişi oluyor? Cuma'da iki saf dolduruyoruz. İki saf dolduruyoruz. Bir saf hemen hemen 17-18 kişi alıyor. Yani iki saf veya 2,5 saf oluyor. Okul sezonunda da bu 4 safa çıkıyor. Peki kaç yıldır burada görev yapıyorsun hocam Bahadır'da? 2 yıldır. 2 yıldır. 2 yılda kaç kişi mefta oldu? 2 yılda 90 veya 100'e yakın mefta oldu. Peki cenazeyi nasıl yıkıyor musunuz? Burada cenaze üstünü... Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısın? Tabii ki. Cenazeyi burada aynı diğer çevre ellerde nasıl yapılıyorsa yıkama usulü burada da yapıyoruz. Burada genelde yıkama usulü çok fazla. Diğer köylerde hemen cenazeyi son öleceği gün hastaneye götürüp orada öldürüyorlar. Hani orada ölüyor, orada yıkanıyor, orada geliyor. Ama burada genelde burada vefat ediyor. Ailesinin yanında. Burada da o yüzden bize yıkama işi çok düşüyor. Genelde biz yıkıyoruz burada cenazeyi. Cemevinde bir morg var. Evet. Cemevinin olduğu alanda. Orada morgda yıkıyoruz, kefenliyoruz. Daha doğrusu aile cemevinde yıkanmasını istiyorsa cemevinde. Evinin önünde yıkanmasını istiyorsa evinin önünde yıkıyoruz. Nerede cenaze namazını kılmak istiyorsa orada kılıyoruz. Yani caminin önü şart diye öyle bir şeyimiz yok. Kesinlikle her türlü yerde yıkıyoruz. Mezarlığa gittiğimiz zaman da orada tekrardan bir helallik alıyoruz. Aynı şekilde evinin yanında da helallik almasını istiyorlar. Orada da helallik alıyoruz ve o şekilde defin işlemlerini yapıyoruz. Peki buranın cenaze olduğu zaman örf ve adetleri nasıl oluyor? Bizde mesela Sünnilerde 52. gece falan var. Bunlar da öyle belirli bir gün var mı? Yemek veriyorlar ya 52. gecesi. Ha, burada da, burada da 40. gün. Normalde haftalık olarak cenazeden sonra ilk cuma hangi güne denk geliyorsa bir cumalık yemeği var. Ondan sonra bazıları 40. gün 40'ını okutturuyor. O şekilde yine bir yemek veriliyor ve ayrıca de her yılında, her yıl dönümünde de aynı şekilde yine yemek verilip burada ikramda bulunup aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okutturuyorlar. Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediliyor bu şekilde. Evet. Var mı hocam caminin bir eksiği, bir ihtiyacı var mı? Para topluyor hocam. Var mı? Caminin ihtiyacı olmaz olur mu? Söyle işte buradan Bahadırlı halkımıza söyle, vatandaşımıza söyle. Evet. Caminin de eksikleri vardı. Şimdi adama söylüyorsun ki, caminin ihtiyaçları var. Ben camiye gelmiyorum ki niye ihtiyaçlarını karşılayayım diye. Yok öyle. Şimdi bizim tabii ki Allah'a şükürler olsun. Camimizin ihtiyaçları sadece yani elektrik oluyor. Onu da devlet belli bir bütçenin altında olursa, elektrik parası gelirse onu karşılıyor. Evet. Diğerlerini de halktan ileriye gelen zenginlerimiz bayramdan bayrama camiye geldiği zaman orada bayramda biraz para toplanıyor. Onlar biriktiriliyor. Ayrıca ben burada cenazelerden kesinlikle okumalardan para almadığım için orada diyorum caminin ihtiyacına yardım yapmak isteyen varsa bunu belli bir şekilde bütçe altına topluyoruz, bankaya yatırıyoruz. O şekilde o paralardan caminin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani o para ihtiyaçlarını da oradan karşılamış oluyoruz. Tabii bazen büyük ihtiyaçlar olduğu zaman da büyük zenginlerimizin yanına gidip azıcık şöyle koltuğun altına girip biraz gıdıklama yapıyoruz. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın.